Asya Sanatları Müzesi'nde stupa olarak bilinen anıtsal rölikerlerden birinin son derece ilginç bir modeli var. Şu an arkamda gördüğünüz modelden bahsediyorum. Bu model Nepal Katmandu'daki Swayambhu stupasına ait. Swayambhu kendi kendine doğmuş ya da kendi kendini yaratmış anlamına gelir. Buna bağlı olarak bu stupanın da kendi kendine hem de çok özel bir şekilde yaratıldığına inanılıyor. Bunu objenin bazı özelliklerinden bahsederek açıklamaya çalışacağım. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama stupanın oldukça garip bir şekli var. Orta kısımda önce içeri doğru giren, sonra da dışarı doğru çıkan basamaklar göze çarpıyor. Buna benzeyen bir şekil gördüğünüzde hemen Meru Dağı'nı düşünmelisiniz. Meru Dağı, Budist ve Hindu merkezinin yani evreninin merkezi olarak kabul edilir. Bu da Hint ve Tibet geleneklerinin Olimpos Dağı'dır diyebiliriz. Bu şekli gördüğünüzde evrenin merkezine baktığınızı bir kere daha tekrar ettikten sonra Meru Dağı ile özdeşleştirilen kısmın üzerinde ne olduğuna birlikte bir bakalım. Yakından incelediğinizde burada çift lotus şekli olduğunu göreceksiniz. Bakın. Alt kısımda ve üst kısımda çift lotus yaprakları bulunuyor. Lotus yapraklarını gördüğünüzde de aklınıza kendi kendine yaratılma ya da kendi kendine ortaya çıkma fikrini getirin. Bir gölette gördüğünüz lotusun sapı da, tohumu da görülmez, öyle değil mi? Gördüğünüz tek şey suyun yüzeyindeki çiçeğidir. Hindo-Tibet inanışında bu kendi kendine ortaya çıkmak veya kendi kendini yaratmak fikriyle alakalı. Bu fikrin bir bina, anıtsal bir röliker ya da içinde vefat etmiş meditasyon yapan kişilerin kalıntıları olan stupa için geçerli olması kulağa pek mantıklı gelmiyor, değil mi? Stupa'nın kendi kendini yaratmış olan bölümü, lotus yapraklarının üzerindeki kubbe ya da yarı kubbeye benzeyen bölümüdür. Bu bölüm kendi kendine ortaya çıkmış, aynı zamanda stupanın en önemli bölümü. Burayı yakından incelediğinizde 4 cephesinin olduğunu, tüm cephelerin üzerinde birer Buda olduğunu ve her Buda'nın da ellerinin değişik bir pozisyonda durduğunu görebilirsiniz. Doğu cephesindeki Buda yeryüzüne dokunuyor. Batı cephesindeki Buda meditasyon yapıyor. Kuzey cephedeki Buda korkmamamız gerektiğini söylüyor. Güney cephedeki Buda da size bir hediye sunuyor. Son olarak merkezdeki Buda ise ders veriyor. Yalnız siz de fark etmiş olmalısınız, stupaya ne kadar yakından bakarsanız bakın, stupanın merkezini görmek mümkün değil. Bu son Buda nerede olabilir? Aslında çok dikkatli bir şekilde incelersek görebiliriz. Çünkü bunu yaptığınızda ders veren Buda'yı kübik yapının üzerinde bulacaksınız. Eğer o sizi daha önce bulmazsa tabii. Şimdi şuradaki kübik bölümü yakından inceleyelim. Tam şuradaki kübik bölüm. Daha yakından bakacağız. Küpün tüm yüzleri üzerindeki gözleri görüyorsunuz, öyle değil mi? Bu evrenin merkezinde yer alan Buda Vairocana'dır. Buda Vairocana'ya Sanskritçe'de zaman zaman her şeyi gören yani Sarvavid denildiğini de biliyoruz. Evrenin tam merkezinde duruyor ve buradan her yöne bakan gözleri var. Küpün üzerinde yükselen kule tüm dünyalar üzerinden boşluğa doğru uzanıyor. Kulenin altında bizim yaşadığımız dünyanın 4 kıtasını temsil eden 4 yüzeyli bir bölüm yer alıyor. Bu bölümün 4 yüzeyi de koruyucu bir figür barındırıyor. Bu figürler kötü sonuçlara yol açabilecek her türlü negatif şeyi engellemekle görevlendirilmiş. Az önce bu yapının nasıl kendi kendine ortaya çıkmış olabileceğiyle ilgili konuşmuştuk. Nepallilerin bununla ilgili anlattıkları hikayeyi öğrenmek ister misiniz? Asya Sanat Müzesi koleksiyonunda bu hikayeyi anlatan çok güzel bir tanka resmi var. Şimdi bu uzun hikayeyi kısaca özetleyelim. Çok uzun zaman önce bir Buda, o zamanlar göl olan Katmandu Vadisi'ne bir tohum ekmiş. Bu tohum büyüyerek bir lotusa dönüşmüş. Lotusun üzerinde de burada gördüğünüz anıt ortaya çıkmış. Bu anıtın içine her biri bir Buda için 5 farklı renkte ışık inmiş. Nepalliler bu Budaların bugün bile hala bu stupanın içinde yaşadığına inanıyorlar. Hiçbir yere gitmemişler. Hala oradalar. Hala burada yaşadıklarına inanıyorlar. Bu Budaların gücünü korumak için stupanın periyodik olarak renove edilmesi gerekiyor. Renovasyon işlemi ise özel ama tehlikeli bir şekilde yapılıyor. Buradaki gördüğünüz objeye cıva kaplaması denilen bir teknikle altınla kaplanmış gibi bir görüntü veriliyor. Cıva kaplaması tekniği cıva buharı yüzünden oldukça tehlikeli bir teknik. 3 yıl önce Katmandu'daki Stupa'da bu teknikle renove edildi ve şu an üzerinde 20 kilogram altın var. Bunun gibi bir anıtın renove edilmesi tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay bir iş değil. Ama Stupa'yı evrenin merkezi ve aydınlanmaya giden yolun başı olarak düşünürseniz eğer, tüm bu zahmeti çekmek daha anlamlı bir hale geliyor.